televizyonundan gün boyu yayınlanan iman hakikatleri videolarına denk gelmişsinizdir. Bunları bir düşünün. Türkiye'deki en popüler kişilerin bar ve diskolardan kurtarılıp Müslüman olduklarını görmek hoşunuza gitmiyor muydu? Gökalp Barlan, Bülent Sezgin, Serap Akıncıoğlu, Gülay Pınarbaşı, Didem Ürer ve dahası. Bu insanlar hayatlarının en popüler günlerindeydiler ama Allah ve din hakkında bilgisizken o ortamların içinden hidayete iletildiklerini hatırlamıyor musunuz? Bu tebliğ tarzının zor olduğunu, diğer cemaatlerin yapamayacağını söylediğinizi hatırlayın. Hafızanızı biraz bile zorlasanız ortaya atılan iftiraların bu temiz topluluğun yaşam biçimine hiç uymadığını hemen anlarsınız. Mesela bu insanların üzerlerinde mülk bulunmaz. Çünkü ne var ne yoksa Allah için harcarlar. Lütfen dava sürecinde bunu takip edin. Devletin masak raporu bunu teyit edecektir. Sanıldığın aksine onlar için ev, araba, kıyafet bunlar geçici metalardır. Bunlar ancak Hazreti Süleyman gibi Allah'a kendilerini yaklaştıracak vesilelerdir. Güzellikleri göstermelerinin sebebi de bu şekilde şükredilebileceğini herkese göstermektir. Adnan Oktar ve arkadaşları, dekolte, dans ve eğlencenin Kur'an'a aykırı hiçbir yönü olmadığını bizzat yaşayarak canlı yayınlarda gündeme getirdiklerinde birçok insanın buna tepki vereceğini bilmiyorlar mıydı? Konunun özünü kavrayamayan bazı bağnaz zihniyetteki kişilerin daha da ileri giderek kendilerini ahlaksızlıkla hatta din değiştirmekle itham edeceklerini düşünmediler mi sizce? Eğer bu insanlar bazı akledemeyenlerin iftira attığı gibi gayri meşru, gayri ahlaki bir niyet ve arayış içinde olsalar, suçlu ya da suç örgütü olsalar, sizce her gün canlı yayınlarda milyonlarca kişinin gözleri önünde mi olurlardı? Yoksa gizli saklı gözlerden uzak bir yaşamı mı tercih ederlerdi? Bu yüzden Müslümanların ferasetli olmaları, olayları yüzeysel değerlendirmemeleri gerekir. Belli ki amaçları, hiçbir kınayanın kınamasından korkmadan, yalnızca Allah'ın hoşnutluğunu gözeterek insanlara doğruları anlatmaktır.